Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Pınar'ın kaynağından programımızın 127 Taksim 1'ini gerçekleştireceğiz. Evet, bu 127 Taksim 1 dedim. Bunu araya koyduk. Çünkü Allah izin verirse, nasip olursa önümüzdeki hafta Ramazan ayı geliyor ve müminler oruç tutacaklar. Onun için bu konuda oruçla ilgili net açıklamalarda bulunacağım. Bir daha böyle hani net açıklama fırsatımız olur olmaz. Onun için ben de imam borcu, kulluk görevi olarak bu konuda nihai bir program daha yapma kararı aldım. Onu sizinle paylaşıyorum. Evet. Oruç eksenli olacak dedim. Onun için oruçla ilgili çok net bilgiler sunacağım size. Hepsi Kur'an ve Arap dilinin özüyle ilgili net bilgiler. Oruç konusu Kur'an'ımızda Bakara suresinin 183 ile 184. ayetlerinde konu edilir. 183. ayet, 184. ayet, 185. ayet ve 187. ayette. Mushaf'a baktığınız zaman arada bir de 186. ayet var ama onun oruçla ilgili bir ilişkisi yok. Mushaf'ı tertip eden kişiler maalesef dikkatimiz dağılsın, Kur'an'ımız iyi anlaşılmasın diye o ayeti getirmişler oraya koymuşlar. Net. Bu yani bir iftira falan değil. Bunu her yönüyle ispat eden birisiyim biliyorsunuz. Evet, ne dedik? Oruçtan bahsedeceğiz dedik. Oruç ne demek? Oruç Farsça bir kelime, gün demek. Günlük demek, gün. Bize Farsçadan geldi. Biz Türkler doğudan, yani Orta Asya'dan böyle Anadolu'ya gelirken İran üzerinden geldiğimizden dolayı İranlıların, Farsların sözcüklerini literatürümüze aldık geldik. Sadece oruç değil yani. Oruç sözcüğünün aslı ruzdur. Ama Rus sözcüğü yani bizim öz Türkçemizde R ile başlayan tek sözcük kullanmadığımızdan onun önüne bizim kaynaşma harfi dediğimiz cinsten bazı şeyler ekliyoruz. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim, hani bizim Anadolu'da çok söylenir, sadece bu R harfiyle değil. Birçok şey var da bazı yörede, özellikle bizim Konya yöresinde böyle kalıplaşmış bir şey vardır. Hatırınızda kalsın diye anlatıyorum. Kadının bir tanesi oğluna seslenmiş. Oğlunun adı Ramazan. Aylardan da şimdi o gelecek, bir de Ramazan ayı geçecek burada. Demiş ki, oğlum İramazan, ilim onu al, İraf'a koy, İramezen'de ilazım olur. Bak gördüğünüz gibi sözcüklerin hepsinin başında fazladan bir harf koymuş. Çünkü bu sözcükler dediğim gibi yabancı Arapçadan şuradan buradan gelmiş sözcükler. Türkçede de başına öyle bir şey konur. Ve şimdi de öyle mi bilmiyorum da bizim çocukluğumuzda ilkokula gittiğimiz dönemde falan çoğumuz kitap diyemezdik. İki tap derdik. Başa bir i harfi ve sene sonuna kadar da hocamız, öğretmenimiz bizimle uğraşır dururdu. Kitap dedirtebileceğim, kitaptan kurtaracağım diye. İşte bu Rus sözcüğünün başına da biz Türkler getirdik, bir o koyduk, oruç yaptık.
oruz oldu. Sonradan da bunun telaffuzu zor olduğundan dolayı da oruç şekline girdi. Sadece bu sözcük mü Farsçadan dilimize gelmiş? Hayır. Bildiğiniz gibi namaz sözcüğü de aynen. Abdest sözcüğü de yine aynı. Dilimize Farsçadan gelmiş. Onlar dediğim gibi hani doğudan batıya gelirken, o yöreden geçerken onların sözcüklerini almış gelmişiz. Kendimize mal etmişiz. Gelelim ana konumuza. Rabbimiz Kur'an'ın Bakara suresinin 183. ayetinde Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüs sıyamı kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun buyurur. Ey iman etmiş kimseler, evet, sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz edildiği gibi, görev olarak verildiği gibi size de sıyam görev olarak verildiler. Bu 83. ayet. Burada Allah bize sıyamdan bahseder. Sıyam sözcüğünün aslı, şöyle söyleyeyim, savum. Üçlü harfi. Savum sözcüğünü biz kısaca oruç olarak ifade ediyoruz ama sıyam sözcüğü ayetteki geçen oruç demek değil. Oruçlaşmak demek. İşteşlikle. Birisi buna hani sülasi üç harfli, birisi de mezidattan müfaale babından karşılıklı oruçlaşma demek. Bu bir. Savum sözcüğü orijinal anlamıyla üç harflisi bunun. Şöyle söyleyeyim. Atın yemeden içmeden ayakta durması, kişinin hareketsizce dikilmesi, rüzgarın esmemesi, güneşin tam tepeye dikilmesi anlamında. Yani din diyanet yokken, sosyoloji yokken Bedevi Arap bu sözcüğü bu anlamda kullanmış. Sosyolojiye geldiğimiz zaman, din literatürüne geldiği zaman bu sözcük, evet, yemeden içmeden, yeme, içme, konuşma, bir de cinsel ilişki. Bunlardan kesinlikle bu dört şeyi terk etmek anlamında. Yeme, içme, konuşma ve cinsel ilişki. Bunlardan uzak durma anlamı. Sözcüğün anlamı bu. Şöyle kısaca hatırlatayım. Sözcüğün bu orijinal anlamı bu olmasına rağmen bazı sözlükler din dilinde savun dediler. Yeme, içme, cinsel ilişki dediler. Terki kelamı attılar. Halbuki din dilinde atılması lazım olursa onu Allah atar. Bunu bizimkiler attı. Neden? Olacak, tutulacak orucu, oruçlaşmayı oruçlaşmaktan çıkarmak için. Bunu bilin. Yani her ne kadar böyle bunun aksi iddiasında bulunurlarsa bulunsunlar, sözcüğün anlamı bu. Evet. Şimdiye kadar ilmihallerde bilmem fıkıh kitaplarında şöyleydi, böyleydi denen hepsi yalan ve yanlış. Sözcüğün anlamı bu. Bir. Gelelim şeye. Ayette savum geçmez. Yani kütübe aleyküm savumu denmez. Kütübe aleyküm savumu dense size oruç yazıldığı anlamı olur. Ama sıyam diyor. Karşılıklı oruçlaşmak. Yani karşılıklı işte halde susacağız, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, cinsel ilişkide bulunmayacağız. Olay bunlar ibaret. Ki böyle olduğu zaman ancak orucun ana gayeleri, amacı ortaya çıksın. Allah orucu niye farz kılmış? Bakın şimdi birinci maddesi lealekum tettekun. Takvaya ulaşırsınız diye. Takva. Hedef takvaya ulaşmak. Bunu unutmayalım. Şimdi oruç oruçluktan çıktıktan sonra yani sıyamlıktan çıktıktan sonra bireysel hale getirip de ve özellikle terki kelamda olduktan sonra ne oldu? Oruç milletin başına açlık, susuzlukla ilgili bir işkence malzemesi olup çıktı. Evet ve millet gayet müşteri.
Çektikleri bu işkenceden sevap bekliyorlar. Sevap işlediklerini zannediyorlar. Çünkü kendilerine de bir hayli orucun şöyle sevabı var, böyle sevabı var diye malzeme verilmiş. Halbuki Allah öyle bir sevap falan vermiyor. Allah Kur'an'da orucun sevabı var, oruç tutarsanız sevaba gireceksiniz falan demiyor. Ve üstelik yani şöyle Taha suresinin ikinci ayetinde ma enzelna aleyke'l Kur'ane liteşka. Biz Kur'an'ı sana eziyet olsun diye, zahmet çekesin diye, işkence çekesin diye indirmedik diyor. Öyleyse burada ne orucun ana hedefi takvaya ulaştırmak. Allah'ın Kur'an'da vermiş olduğu görevlerin tümü. Allah'ın yine Kur'an'da yasakladığı bütün yasakların tümü hepsi bir amaca yöneliktir. Hepsi bizim içindir. Hepsi de kısacası bizim kişisel ve toplumsal gelişmemiz içindir. Öz olarak anlatıyorum bunları size. Evet, şimdi geldik burada 183. ayeti size okumuştum bu oruçla ilgili pasajda da. Bir de 184. ayet var. 184. ayet Eyyamen ma'dudat diye başlar. Sayılı günlerde diye başlar. Bu ifadenin Eyyamen ma'dudat diye başlamasının sebebi bu cümlenin, bu ifadelerin daha önceki cümlelere tümleç olmasındandır. Yoksa yeni cümle başlangıcı bu yapıda olmaz. Bu da şöyle anlatayım. Daha önce şu şekilde başkalarına oruç farz edildiydi, size de farz edildi. Yani 184. ayetteki konu edilen ifadeler bizi ilgilendiren değil, bizden evvelki ümmetlere verilmiş orucun anlatılmasıdır. Onun için oradaki şeylerle ilgili herhangi bir tahlile gitmeyeceğim. Tekrar ediyorum. 184. ayetteki anlatımlar bizden evvelki toplumlara farz edilmiş orucun anlatımıdır. Bizimki değil. Bizimki 185. ayette gelecek. Şimdi ona geçeceğiz. Evet, 185. ayette. Evet. Açık net. Önce ayeti bütün olarak size sunacağım. Sonra orada dikkat edilecek noktaları da size tek tek anlatacağım. Ramazan ayı ki Kur'an insanlara bir kılavuz olarak ve Furkan'dan yani yol göstermeden açık seçik açıklamalar olarak kendisinde indirilmiştir. Ramazan ayı, evet, Kur'an'ın nitelikleri var. Kılavuzluk, Furkan, yol gösterme, açık seçik açıklamalar olarak Ramazan ayında indirilmiştir. Bunu bilin. Bu sadece bir bilgidir. Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir. O kadar. Kur'an'ın özellikleri var. Bu nedenle sizden her kim bu aya şahit olursa hemen onda oruç tutsun. Evet. Hemen Ramazan ayını oruç tutsun. Kim? Her kim? Kadın, erkek. Ramazan ayının tümünü oruç tutsun. Şimdi buraya iyi dikkat edelim. Ne demiştik demin bu savun şeyi yaparken? Ramazan ayının, şimdi burada iyi dikkat edin, gecesini, gündüzünü, ayın tamamını yemeden, içmeden, konuşmadan, cinsel ilişkiye girmeden geçirsin. Bak ne zor. Şimdi bekleyeceğiz. Burada bunu böyle anlayalım ama bekleyeceğim. Kim de hasta veya sefer halinde ise, yani ben seferi açtım biliyorsunuz. Çiftçilik, ticaret, askerlik, eğitim, öğretim gibi gidiş gelişli, hareketli bir iş üzerinde ise Ramazan ayı içinde
hasta ve seferde olmadığı diğer günler sayısınca oruçlu olmalıdır. Burada iyi dikkat edin. Okuduğunuz kitapların, ilmihallerin, fıkıh kitaplarının çoğuyla çeliştik. Onu belirteyim. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Bu kolaylık ve bir olay daha var. Fidyenin olmayışı, yolda olanlara ve hasta olanlara ruhsat verilmesi, Allah'ın koruması altına girmeniz ve sayıyı kaç gün oruç olduysanız orucunuzu en yüksek değerde gerçekleştirmeniz, size yol gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyüklemeniz ve Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diyedir. Oruç şeyi bitti. Evet, şimdi burada Allah kim ki Ramazan ayına şahit olursa, şahitlik iyi bilir ve bildirecek ölçüde Ramazan ayı geldi diye tam bir kanaati olursa, işte o zaman bu ayı oruçlu geçirsin buyuruyor. Ve arkadan da kim ki seferde ise, bakın şimdi, kim ki seferde ise ve hasta ise فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ دُخَرٍ. O zaman diğer günler sayısıncadır. Bizlere daha evvel فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ sözcüğünü Ramazan ayının dışındaki günlerde onu kaza etsin diye atlattılar, yutturdular. Diğer aylarda demiyor Allah. Diğer günlerde. Hangi diğer günler? Hasta olmadığın günler sayısı veyahut da seferde olmadığın günler sayısı. Bu ne demek? Açayım bunu. Ramazan ayı 30 gün. Sen bu ayın 4 gününde hasta oldun. Ne kadar tutacaksın? 4 gün hastaydın. 26 gün olsun. Tut, bitti. Yoldaydın, seferdeydin, bu şeylerdeydin. Ne kadar tutacaksın? Kaç gün seferdeydin? 5 gün. 25, 10 gün, 20 tutacaksın. O kadar. Ramazan ayının içerisinde ki diğer günler. Bunun altını çizin. Bunu okuduğunuz kitaplarda tanıdığınız, kendisini din bilgini falan ifade eden kişilerle de bunu tartışın. Evet. Oruç kazası falan filan olmaz. Oruç Ramazan ayı içerisinde tutulacak. Hastaysan hasta olduğun günleri düş, kalanını tutacaksın. Seferdeysen, seferden döndün, kaç gün mukimsin, evinde, damında duruyorsun, o kadar gün. Mesela 25 gün sen seferde ol, geriye ne kalmış? 5 gün. O 5 günü tutacaksın. Bu kadar. Allah'ın dediği bu. Şimdi burada bazı noktaları daha açıklayacağım. Sefer sözcüğü, dalların hareketinden, yaprakların uçuşmasından, eldeki süpürgeyi böyle yer süpürmesi var ya, o sözcüğün özel anlamı budur. Öz anlamı budur. Bunun anlamı nedir? Hareketli iş. Zaten bunun hareketli iş olduğunu Cenab-ı Hak Müzzemmil suresinde de onu asker, çiftçi, tüccar dışarı gittiği zaman diye orada onları aynı hastalık sözcüğüyle ilgili salat mefhumunun içerisinde onu zaten anlatır. Yani Kur'an konusunu anlatırken orada fakra ma teyesserem Kur'an diye orada onu anlatır. Allah kendisi açıveriyor bunu. Biz falan açmıyoruz. Yorum da yapmıyoruz. Sözcüklerin öz anlamını Kur'an destekli olarak size yansıtıyoruz. Evet, hareketli iş. Bu nedir? Ramazan ayı geldi ama adam esnaf, işe gitmesi lazım. Adam tüccar, işe gitmesi lazım. Ama adam öğrenci, öğretmen, asker, işçi, işe gitmesi lazım. Yemeyecek, içmeyecek, konuşmayacak, cinsel ilişki. Hadi gerisini boş verin de bu işlerde konuşmadan yapabilir mi? Yapamaz zaten. Öyleyse Allah bunu yapamayacağın için
Seferdeysen, seferi bir konumdaysan oruca ruhsatlısın buyuruyor. Şimdi arkadaşım birisi yazmış misal. Yani bu konuyu öne almama da sebep olan bu. Şimdi herkes öğrenci, işçi, asker, tüccar seferi olunca orucu kim tutacak? Geriye ne kaldı ki diyor. Bakın şimdi burada bu noktaya iyi dikkat edeceğiz. Şimdi bu nokta inanan insanlar için zor bir olay değil. Cenab-ı Hak tekrar iyi hatırınızda olsun. Nisa suresinin 102. ayetinde konu salat ama savaş ortamı. Savaş ortamında salatın nasıl yapılabileceğini ifade eden bir ayeti var. 102. ayet. Nisa 102. Şöyle. Ve sen seferde olanların içinde bulunup da onlar için eğitim, öğretim verdiğin zaman, yani salat ettiğin zaman bir kısmı seninle beraber dikilsinler. Yani eğitime katılsınlar. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar yeterli bilgi alıp ikna olduklarında arka tarafınıza geçsinler. Sonra eğitim öğretim almamış diğer bir kısmı gelsin seninle beraber eğitim öğretim yapsınlar ve tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İşte Cenab-ı Hak her şeyde illaki aynısını mı şey yapacak? Burada verdi. Ne diyor? Savaş ortamında cephede bile salat edilecek, ders yapılacak. Savaş hukukuyla ilgili ayetler, insan öldürmekle, Allah yolunda ölmekle ilgili ayetler dersi yapılmakta. Ne yapıyor? Bir grubu peygamber dersi alıyor, onları ikna ediyor, secde edecek, ikna etmiş duruma getirdiği zaman onları geri yolluyor, ondan sonra diğer grubu getiriyor. Bu iki grup olur, üç grup, dört kalır, bu şekilde yapılabilir. Evet, şimdi ne diyelim? Ramazan ayı geldi. Herkes sefere, işe gidecek, askere gidecek, eğitim, öğretim. İnanan kişiler burada da kendi aralarında çarşıyı, pazarı, okulu öğretmeniyle, öğrencisiyle, beşer günlük, onar günlük münavebeyle şey yapamazlar mı? Çarşıdaki insanlar. Bir şeyde düşünün ki bir sokakta, bir çarşıda 20 tane, 30 tane esnaf var diyelim. 20 kişi, arkadaşım bu ilk 10 gün sen kapat oruçlan, Allah'ın istediği gibi oruçu, biz şey yapalım, diğer 10 günde biz kapatalım, sen gel. Böyle denen Kur'an nimetinden faydalanalım dese olmaz mı? Yani senenin 365 gününde 30 gününün böyle şeyleri imkan dahilinde Kur'an'dan istifade etme yöntemi kullansalar olmaz mı? Olur. Şimdi şöyle düşünün. Verimlilik için, daha iyi bir netice almak için bu tip şeyler hep yapılır. Ara sıra revizyon yapmak için zaman ayrılır. Bugün Avrupa'daki en yüksek, en kalabalık fabrikalar, otomobil fabrikaları olsun, diğer fabrikalar olsun, yaz aylarında Temmuz, Ağustos, hepsi birer ay fabrikalarını kapatıyorlar. O arada hem işçileri dinleniyor, hem de fabrikada yapılacak gerekli yenilemelerin hepsini yapıyorlar. Evet, bir makinenin başında Haziran'ın sonunda ayrılmış kişi Ağustos başında makinenin başına vardığı zaman bir bakıyor ki makine yeni bir makine. Bu gerekir. Bizim de hayatımızda özellikle Ramazan ayında şimdi burada hep Kur'an'ın özelliklerinden bahsetmişti. Ramazan ayında Kur'an indi. Onun içinde Ramazan ayında oruçlaşma farz edildi. Niye? Kur'an'dan istifade edelim diye. Kur'an okuması yarışalım diye değil. Müzikle Kur'an okuyalım diye değil. Sevap kazanalım da iyi. Ama Müslümanlar burada ne yapıyor? Devamlı bonus peşinde, avanta peşinde ne yapacak? Sevap kazanacakmış, bilmem ne yapacakmış. Ya Allah Kur'an sevap yapacağım, selam vereceğim falan filan diye bir şey demiyor. Bu senin kişiliğini geliştirmen, toplumun da kendisini geliştirmesi için. Oruçta, Ramazan ayında müminlerin
Oruçlaşmasında Cenab-ı Hak bakın dört tane madde, dört tane yarar var bize. Birincisine لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ demişti 183. ayette. Şimdi 185. ayette de onu da şey yap söyle. وَلِتُكْمِلُوا الْاِدَّةَ diyor. Bu şekilde size kolaylık sağlanmasının bir şeyi daha var. Yaptığınız orucu adam gibi yapasınız. Kemalden bahseder. Kemal. لِتُكْمِلُوا diyor. Kemal sıfatıyla ifade eder. Ama ne yazık ki ağlayayım mı? Güleyim mi bilmiyorum ama elinizde veyahut da internet ortamında bulabileceğiniz tüm mahallelere bakacak olursanız sayıyı tamamlamanız diye. Allah tükmilu diyor, o li tütmimu anlamı vermişler. Hepsini kontrol edin, bunun hepsi yanlış, bulduğunuzu hayatta olanların hepsini uyarın. Ayet tamamlamadan değil, kemalli yapmaktan, mükemmel yapmakta, adam gibi yapmaktan bahseder. Evet, bir yönü de ne var? Bu oruçlar, Kur'an'la ilişkinizi yaptığınız zaman veli tükebbirullah ala ma Allah'ın size gösterdiği tarzda Allah'ı büyüklemeniz, bunu Allah'ın büyüklemenin yolunu iyi öğrendiğiniz zaman kendinizi şirkten kurtarırsınız ve son illet de ve leallekum teşkurun. Ve Allah'ın verdiği nimetlerin bedelini ödersiniz. Şimdi onları da bir başka şeyde bahsedeceğim. Ayette hani seferi bahsettim ya hareketli iş bir de maraz diye geçer hasta. Şimdi biz bunu kitaplara baktığımız zaman bunu hani kanser, ülser şeyi yani o ölçüde açlığa tahammül edemeyecek, iğne şey yapacak falan filan gibi bir sürü illete bağlandığını şey yapın. Hayır. Siz bunu sözlüklere baktığınız zaman maraz sözcüğünün öz anlamı fonksiyon kaybıdır. Cenab-ı Hak burada kesinlikle tutup da yani ileri derecede yani kanser, ülser, onlar oruç tutmasın falan filan demiyor. Herhangi bir organında fonksiyon yitimi olan kişi de oruç tutmayacak diyor. Onlar hiç müstesna kıldım diyor. Size burada yani ben hastalıklarla ilgili falan onlara girmeyeceğim. Onlar şey değil. Bakın oruçta burada Cenab-ı Hakk'ın en üzerinde durduğu nokta hani takvaya ulaştırma dediği şey var ya bizim sağduyulu olmamız, sağduyuyu kaybetmemiz, daha fazla sağduyulu olmamız yönüyle duruluyor. Marazlı olan yani vücudundaki herhangi bir uzvun fonksiyonu gittiği zaman ona hastalık diyor Cenab-ı Hak. Yani Arapçasıyla öyle söyleyeyim. Burada en önemli nokta yani bu şeyde insanların beyni, aklı öyle söyleyeyim ve su. İnsanların şöyle söyleyeyim vücutlarındaki su normal değerin altına düştüğü zaman zihinsel fonksiyonları zayıflar. İyi düşünemez. Kesinlikle de iyi anlayamaz bir duruma geldiler. Ve o zaman da oruç tutmalarının herhangi bir anlamı olmaz. Şimdi düşünün adam uzun gece, kısa gece, hiç gündüz öyle hiç önemi bile yok. İşe gitmiş oruç tutarım diye işine doğru dürüst bakamıyor. Sinirlenmiş, gerginmiş, bir de sigara tiryakisi ise falan filan gergin. Kavgalı, gürültülü, asık suratlı falan filan. Böyle bir oruç yok. Allah oruçluyken olayı daha iyi anlayasın, kafan daha iyi çalışsın diyor. Sen oruçluyken felç oluyorsun. Öyle değil. Özellikle bakın beyin yani veyahut da insanın su ihtiyacını insanın şöyle bünyesinin suya ihtiyacını ve suyun önemini iyi tetkik edin. Ben bunu daha önce çok anlattığım için o maddelere girmeyeceğim. Ben çok öz bilgi vereceğim. Hani bu konularla ilgili de onun için çok özden gidiyorum. Onun için vücudunuzda susuz koymayacaksınız. Şimdi onu da burada şey yapacağım. Ne ölçüde? Fonksiyonu yitmeyecek ölçüde belirli
aralıklarla vücudun ihtiyacı olan suyu alacaksın, içeceksin. Oruca bir zararı yok bunun. Oruç aç kalmak demek değil. Oruç bu özellikle yeme, içme, yani yeme, içme dediğimiz zaman bunlar ölçülüdür. Bakın bunlar ölçülüdür. Tıka basa yemeli. Zaten şimdi çok doyduğunuz zaman, karnınızı şişirdiğiniz zaman o zaman da kafa çalışmaz zaten. Ne olacak? Beyne gidecek olan oksijen bu defa karaciğere gidecek, mideye gidecek. Yine beyin zayıf kalacak, hiçbir işe yaramayacak. Onun için çeşitli toplantılarda falan böyle ciddi şeylerde, kongrelerde toplarlar milleti, iyi bir yemek yedirirler, tıka basa. Ondan sonra çıkar birisi yapacağını yapar, diyeceğini der. Hiç kimse de bir şey anlamaz. Sonra da bir daha bakarlar ki o atalan Üsküdar'ı geçmiş. Öyle değil. Daima beyninizin sağlıklı olacağı ölçüde vücudun hakkını vereceksiniz. Aksi halde, bakın aksi halde, bakın şimdi vermediğin zaman maraz devresi ortaya giriyor. Hasta oluyorsunuz. Ve oruç bitiyor. İşe yaramıyor. Ve evet, şimdi burada ayette ki şeyde ne, Allah size bakın şimdi kolaylık diler, zorluk dilemez. Bunu unutmayalım. Demin ayetlere başlarken Taha suresinde Kur'an'ı sana maşakkat olsun diye, eziyet olsun diye, cefa çekesin diye, eziyet çekesin diye indirmedik diyordu. Burada da size zorluk planlar, size kesinlikle bir zorluk planlaması yoktur Allah'ın diyor. Ve unutmayın, tuttuğunuz zaman da orucu diyor, mükemmel tutacaksınız, mükemmel. Sayı tamamlayacaksınız demiyor. Yani sayının önemi yok. Kaç gün kaldıysa Ramazan ayında onu tam tutacaksın, tam tefekkürle geçireceksin. Orada da ne var? Tabii ki hep Kur'an odaklı. Alâ mâ hedâküm dedi. Size gösterdiği yönden. Kur'an'ı indiriş tarzında da yani Kur'an'ı ifade ederken de neydi? 185. ayette insanlar için rehber olan, o rehber işte Kur'an'da. Hep Kur'an çalışacaksın. Ramazan ayında işin gücün yemeği içmeyi böyle dengede vücudunu sağlık tutup Kur'an öğreneceksin. İnsanlar için yol rehber var. Hem de ve beyinatin min el-huda. Ve bu yol göstermeden açık açık açıklamalar var. Vel Furkan. Evet. Bir de iyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı ayıran ilkeler var. Onları öğreneceksin. Yani insanoğlu sağlıklıysa, yapabiliyorsa 30 gün. Sağlıklı değilse, seferde değilse, bunlar hasta olmadığı, seferde olmadığı diğer günler sayısınca Kur'an'dan bu şartlarda, bu özellikteki kitaptan istifade etmelidir. Evet, şimdi yine başka hani bir ayet daha bahsetmiştim ben, 187. ayeti. 186'yı atlıyoruz şimdi orada. Başka bir konu var. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve izâ seleke ibâdî annî fe innî garîb. Kullarım sana beni sordukları zaman bilsinler ki ben çok yakınım. Ücibü davet et daha izâ deâni. Bana çağıran, dua eden olursa karşılığını da veririm. Öyleyse felyestecibû li vel yu'minû bi deallem yaşudun. Onlar rüşte ermeleri, yani böyle olgun, mükemmel bir adam olmaları için iman etmeliler ve bana karşılık da vermeliler, icabet etmeliler ben şimdi. Şimdi bunun şey grubuyla alakası yok. Hani dedim ya sıraya soku vermişler. Biz çalışmalarımızda bunu bu şeyden 187'den sonraya aldık. Yani 186'yı 187'den sonraya aldık. Değilse dediğim gibi ha, herkesin ne alaka deyip çıkacaktır. Onu belirteyim. Şimdi iyi dikkat edin şimdi. Bir Allah'ın uygulaması var, bir de kulların uygulaması var. Demin dedim ki fıkıh ve ilmihal kitaplarında oruç anlatılırken evet şöyle denmişti.
hatırlarsanız. Ben orucun, savun sözünün orijinal anlamı yeme, içme, konuşma, cinsel ilişkinin terki demiştim. Ama fıkıh kitaplarında şeriatta yani din dilinde terki kelam, konuşmamayı kaldırdıklarını söylemiştim. Bunun da kaldırırsa Allah kaldırsın demiştim. Kul kaldıramaz, kul diye bir şey yapamaz ki. Bunu anlatırken bir şey demiştim. Ve sonra açıklayacağım demiştim. İyi dikkat edin şimdi buraya. Orada Allah kim ki Ramazan ayına 30 günlük yahut da 29'luk şey erişirse o istisnalar asla seferin dışında sağlıklı kişiler ne diyeceğiz? Onu oruçla geçirsin. Ramazan ayını oruç tutsun demek ne demek? Gecesinde de yemesin, içmesin, konuşmasın, cinsel ilişki yapmasın demek. Bu anlaşılır. Değil mi? Normal olarak ay dediği zaman gecesiyle gündüzüyle gitti. Ama bak Cenab-ı Hak burada dikkat edelim. Uhille lekum leyletas siyami errafesu ila nisaik. Ha bak oruçlaştığınız geceler var ya orada cinsel ilişki helal edildi. Gördünüz mü? Allah yolu açıverdi. Bu ayeti öbür ayetlerle beraber okuyup değerlendirmesen aynı deminki dediğim gibi Ramazan 30 günü gecesinde gündüzünde cinsel ilişki olmayacakmış der çıkarsın. Bu ayeti arkasından getirirsen Rabbimiz oruçlaşma şeyinde bize gece cinsel ilişkiyi serbest etmiş. Tamam. Kim etmiş? Allah. Böyle cinsel ilişki maddesini gecesinde kim kaldırmış? Allah kaldırmış. Tamam. Evet, burada şimdi oruçla ilgili bölümlerini bu ayetin biraz daha uzun da şimdi şey yapalım. Bir de burada Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği, şimdi cinsel ilişki noktasını öyle kısaca şey yapacağım da bir de ve külü veşrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyazu minel haytil esved şey var. Şimdi burada da Allah'ın bir ifadesi var. Buna da dikkat edelim. Külü veşrebu hatta yetebeyyene lekum. Yiyin için. Ne zamana kadar? Diyelim. Orada beyaz iplik, siyah iplik diye bir ifade geçer. Buradaki beyaz iplik ifadeleri kesin olarak şeydir. Gece ile gündüzden kinaye sözcüklerdir. Kinaye yani gece demek şey, beyaz iplik ve siyah iplikle bir alakası yok. Bunu çoğu zanneder ki şimdi şey yapacak söyle eline bir beyaz iplik alacak bir de siyah iplik şöyle bir bakacak. Beyazla siyah böyle birbirinden ayırıyorsa ha tamam orucu kesme vaktimdir deyip imsak kesecek. Öyle demek değil. Beyaz gündüzden siyah da geceden kinayedir. Bir. Onu orasını da anlatayım önce. Şimdi gece ve gündüz günün iki grubu. Şimdi geceyle ve gündüz şey yaptığımız zaman gecenin kısımları var. Gecenin kısımları ne diyecek olursak hani ta güneşin batmasıyla başlar. Yatsı, iyice karanlığı çöktüğü şey. Bir de fecir bölümü var ki burası da fecire girer. Bu fecir bölümünde Allah'ın dediği ifade fecir bölümünde beyaz iplik, siyah iplik bu noktada fecirde diyor Cenab-ı Hak. Bu nedir? Şimdi fecir bölümü gün doğumuna kadar gecenin siyahın gri bölümüdür. Rengin grileşmiş bölümüdür. İşte bu grileşmiş dönemde öyle grinin beyaz tonu ağırlaştığı zaman. Bakın saatte hiçbir alakası yok. Şimdi hani Diyanettir bilmem kimler böyle takvim böyle imsak vaktidir bilmem şu bu falan şey yapıyorlar. Yok. Böyle sabah olma fecir noktasına gün doğmazdan evvel yani o fecir bölümünün grileşir artık koyu karanlık gider. Onun yani grinin açık tonuna kadar yayın için. Ha, bu bir. Ve geceye tamamlayın. Geceye tamamlayın ne demek? Gece de Güneşin batımıyla başlar.
Şimdi çoğu geceyi Türkçe'ye göre şey yapıyorlar da efendim gün battıktan 2 saat sonraymış, 3 saat sonraymış, 1 saat sonraymış. Hayır. Gece direkt olarak güneşin batımıyla gece başlamıştır. Oraya kadar, gün batımına kadar bunu tamamlayın. Ha, ölçüyü bu verdik. Burada üzerinde duracağımız bir nokta daha var. Şimdi ayette kulu veşrebu ifadesi vardır. Külü veşrebu, külü dediğimiz zaman tek başına yiyiniz demek. Bir. Tek başına işrif, tekil veyahut da çoğul veşrebu dediğiniz zaman çoğul olarak da içiniz demek. Ama külü veşrebu ikisini birden tamlama halinde, grup halinde söylerseniz keyfinize bakınız demek. Yani yemede, içmede veyahut da diğer eğlencelerde, bak diğer eğlencelerin hepsinde yani herhangi bir sınır tanımıyor Cenab-ı Hak. Bir sınır getirmiyor. Bunu da unutmayın. Yani biz daha önce ins ve cini hani gece gündüz deriz, sabah akşam deriz, böyle tamlamalar yaş kuru deriz, böyle ifadeler kullanırız ya. Aynı burada da yiyin için dediğin zaman yani ye iç anlamının ötesinde bildiğin keyfinize bakınız demek. Bunları ben Tebyin-i Kur'an'da uzun uzun anlattım. Referanslarını vererek öz anlamlarıyla hepsini orada gösterdim. Şimdi burada bunu da belirttikten sonra bu ayetlerde bir başka nokta daha var. Onu da belirteyim. Şimdi Allah burada demiştim ki sıyam sözü işteştir. Bunu Müslümanlar dediğim gibi ancak işteş olduk zaman. Şimdi diyelim ki vatandaşın bir tanesi tek başına oruç tutacağım diye şey yapmış. Kapıdan çıktı komşu. Selam aleyküm komşu dedi. Ne desin? Konuşsun mu konuşmasın mı? Konuşacak. Karşılık verecek. Orucu da kalmayacak, şeyi de kalmayacak. Oruç işe yaramayacak. Ama böyle bir toplumda o da aynen bu Ramazan ayında oruç tutan kardeşleriyle muhatap olduğu zaman, seslenmemesi lazım geldiği zaman, onun rahat etmemesi yönünü de düşündüğü zaman işteşlik oluşur. Herkes konuşmaz, düşünür. Biliyorsunuz, düşüncenin önündeki en büyük engel çene çalmaktır, konuşmaktır. İnsan ya konuşur ya düşünür. Heh, onu söyleyeyim. Öyleyse İşteşliği böyle şey yapacak. Bazı arkadaşlar da hani diğer kefaret de oruçlar yapılmıştır. Bazı işlenmiş hatalar, kusurlarda da hani 7 gün, 3 gün, 2 ay falan oruç için. Onlara nasıl davranacağız diyorlar. Onlarla nasıl işteşlik sağlayacağız? Çünkü Ramazan ayı değil ki herkes böyle bir kampanya vari bilsin. Onun da kolayı var. O da nedir? Koluna hani böyle bir kazıbant bağlar, ben oruçluyum diye. Veyahut da bir kep giyer, ben oruçluyum diye. Onun öyle oruçlu olduğunu şey yapan adam da onu hiç rahatsız etmez yani. Kimse onu şey yapmaz, saygıyla onu karşılar. O da tefekkürle günlerini tamamlar gider. Evet, şimdi orucun daha çok şeyleri var. Bir de burada onu da bir şey yapalım. Şimdi hani Cenab-ı Hak geceleri cinsel ilişkiyi serbest bırakmıştı biliyorsunuz. Şimdi burada cinsel ilişkiyle ilgili bölümü açıklarken başka bir ifade daha var. Bunu da iyi bir şey yapalım. Vela tübaşiruhunne ve entum akifune fil mesacit. Ve siz mescitlerde akif iken, itikafta iken onlarla da yine yani cinsel ilişkide bulunmayın. Şimdi burada bize işareten bir başka noktayı ifade ediyor. Ramazan ayında o oruçlu olduğumuz zaman var ya bize okulları, mescitleri adres gösterdi. Yani müminlerin mescitlere kapanıp kamp yapmaları, Kur'an dersi yapmaları, Kur'an'ı anlamaya çalışmaları ve uygulayacak sistemleri Ramazan ayında hani kendilerini revize edeceklerdi ya öyle. Ve öylece burada bu kampa girmiş müminler Ramazan ayında
mescitteyken de cinsel ilişkide bulunmasınlar diyor. Ve böylece Ramazan'da oruç işteş olarak tutulursa ne olur? Grup terapisi gerçekleşir. Sinerji oluşur, motivasyon olur ve orucun da insanlara faydası olur. Aksi halde orucun kimseye bir faydası olmaz ve oruç da tamamen Kur'an iyiden iyiye anlaşıldığından dolayı da biliyorsunuz ki o zaman insanlar takvaya ulaşır. Takvayı elde ederler. Ha bir de oruçla ilgili hani demin açıkça söyledim, orucun kazası olmaz. Oruç Ramazan ayı içerisinde tutulur. Bu bir. Onun dışında şöyle bir şey daha var. Hani oruç bozulduğu zaman oruç kefareti olarak 60 gün bir tane de kaza 61 gün gibi bir uygulama var. Bu da Kur'an'dan onay almaz. Kur'an'la alakası yok. Bu da söylentilerden yani Ebu Hüreyre'ye dayanılan bir rivayetle ilgili bir olaydır. Peygamber'e birisi gelmiş demiş ki ya Resulallah ben helak oldum. Ne oldu? Oruçluyken cinsel ilişkide bulunduydum demiş. Peygamber demiş ki hürriyete kavuşturacak bir köle bulabilir misin? Yok hayır bulamam demiş. Öyleyse zincirleme 60 gün oruç tutabilir misin? Onu da tutamam demiş. Resulullah yine sormuş. 60 yoksulu doyurmaya gücün yeter mi demiş. Onu da bilemem. En fakir burada benim demiş. Sonra oraya bir sepet hurma gelmiş. Onu şey yaparken o adam peygamber sormuş. O adam neredeydi falan diye. İşte burada demişler. Al bu sepet hurmayı da demiş. Götür de fakirlere dağıt demiş. O da demiş ki bu vadide benden daha fakiri yok demiş. Öyleyse al götür kendin ailenle beraber ye demiş. Ve bu arada da şunu unutmayalım. Anlatıyorlar. Peygamber azı dişleri görünceye kadar da gülmüş bu işe. 60 bin orucu da buradan çıkmış biliyor musunuz? Bu hikayeden çıkarılmış. Dinle, imanla bir alakası yok. Kur'an'la bir alakası yok. Dediğim gibi Kur'an'da orucun amacı işteşlikle aklın, zihnin daha iyi çalıştırarak kişisel gelişimi, toplumsal gelişimi sağlatmaktır. Ölçülerinde bizzat Allah koymuştur. Elinizde yani daha evvelden kimin neye dayanarak yazdığı belli olmayan kitaplara itibar etmeyin. Kur'an'daki öz anlatılan budur. Evet. Bunu burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.